Merhaba arkadaşlar. Bugün Zafer Meydanı'ndayız ve güzel bir gün, güzel bir hava. Bakalım soracağımız sorulara nasıl cevaplar alacağız? Şimdi dünyada tek bir şey değiştirme şansın olsaydı neyi değiştirirdin? Ekonomi krizi değiştiririm öncelikle. Çünkü kriz çok fazla, millet geçimini zor sağlıyor. Değiştirmek isteseydim onu değiştirirdim başta. İkinci sorumuz da sizce aşk nedir? Tarif edebilir misiniz? Aşk sevene aşktır. Sevene bilene yani. Sevene bilmeyene aşk zaten anlamaz yani. Benim bildiğim budur. Sadıklıktır, güvenliktir. Yani güven olmak, sadıklı olmak, birbirine karşı saygılı olmaktır benim bildiğim. Değer vermektir. Aşk budur. Öncelikle isminizi alarak sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Kahil Okumuş. Din, kültürü ve ahlak bilgisi alanında yayıncılık yapıyoruz. Ondan sonra aynı zamanda Mavi Rahle Yayın Evi'nin sahibiyim. Öykücüyüz. Kitaplarımız var. Türkiye genelinde bayağı bir baskı yaptı. Seccaden Ben Özler mi var? Allah'a Yazılan Dilekçe isimli öykü kitaplarım var. Aynı zamanda da din, kültürü ve ahlak bilgisi alanında ki öğretmenler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan öğretmenler, eğitimciler, vaiz, müftüler, ilçe müdürleri, il milli eğitim müdürleri bizim çalışmalarımızın muhatabı olan kitleler. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Bizim çalışmaların amacı edebiyatla din eğitimini bir noktada buluşturabilmek. Farklı evet. Bir alan seçtik böyle kendimize. Orada yürüyoruz. Bence sizle bu soruların daha mantıklı cevaplarını alabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bir yazar olarak güzel sorularımızın güzel cevaplarını alacağımıza inanıyorum. Kendimi değiştirmek isterim. Yani kendimi değiştirmek isterdim derken kendinizden başlayarak dünya güzelleşeceğini ifade ediyor. Önce kendimi güzelleştirmek isterdim. Kesinlikle. Yani şansım olsaydı derken buna şansınız var ama insansınız ya. Her şeye gücünüz yok. Yani gün içerisinde mutlaka hatalarınız, sevaplarınız, günahlarınız. Mesela hiçbir şey yapmasanız diyelim bir dedikoduya kulak misafiri oluyorsunuz. İstemeseniz bile. İşte kötü bir olaya tanıklık ediyorsunuz, engelleyemiyorsunuz. Diyelim tramvayda bir kötü bir olaya denk geldiniz ama işte işte insan olarak engelleme hakkınız yok. Nedir? İşte bir polisin ya da birinin müdahale etmesi lazım. Evet. Benim bir hani diyelim yani Allah-u Teala bana öyle bir şans verse, dese ki öyle bir yetenek verse, hani gizli bir güç derler ya. Evet. Öyle bir gizli güç verseler kendimi değiştirmek isterdim. Ya siz bu soruyu mesela Mardin'de konferansa gittiğimde bir din kültürü öğretmen hoca hanım sordu. Ben de aşkın olmadığını söyledim ona. Yani aşkın şöyle, yani günümüz anlamında anlanan aşkın bir tutkudan ibaret olduğunu, cinsel bir cezbeden ve birkaç şeyin birleşiminden ibaret olduğunu, insanların birbirine olan tutkusundan ibaret olduğunu düşünüyorum. Yani aşk diye tabir edilen, önce o kavramı düzgün tanımlayamadığımızı düşünüyorum. İşte o onu sormuştu mesela, hani şimdi o evleneli 10 yıl oldu, aşk evliliği öldürdü mü falan diye. Aşk evliliği bilmiyorum ama ben aşkın şu an günümüz anlamındaki var olan aşkın aşk olduğunu düşünmüyorum. Adam dünya güzeliyle evleniyor. Mesela hepimizin işte bir erkek olarak hayal edebileceği bir hanımefendiyle evleniyor diyelim mesela. Ertesi gün boşanıyor. Yani müthiş bir aşk diyorlar işte milyon dolarlar harcıyorlar işte şeylerine. Teknelerde şuralarda buralarda evleniyor. Demek ki günümüz anlamındaki aşk kavramı ben aşk değil herhalde diye düşünüyorum. Bugün şanslıyız. Bugün şanslıyız. İki tane güzel, gönlü güzel insanla karşılaştık. Öncelikle sizi de tanıyalım. Evet, Sezgin Mısır ben. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeniyim. Arkadaşım misafir olarak geldi. Öyle Bursa'yı dolaştırıyorduk arkadaşımıza. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde doktora yapıyorum aynı zamanda. Yani aslında değiştirecek çok şey var. Dünyayı değiştirmek istediğim şey ne olurdu? Dünyadaki mazlumların maruz kaldığı durumu değiştirmek isterdim. Evet. Yani özellikle Müslüman coğrafyanın şu anda herkesin bildiği malumunuz büyük sıkıntılar içerisinde ilk olarak onu değiştirmeye çalışırdım. Yani onların durumunu düzeltebilecek bir güç olabilseydi elimde onu değiştirirdim. Yani hani hep okuya geldiğimiz Leyla ile Mecnunlar, işte Kerem ile Aslılar, Ferhat ile Şirinler. Böyle bir aşkı günümüzde aramak boşa bir nafile belki. Ama en nihayetinde bizi yaratan Rabbimiz bizim kalbimize aşkı da, sevgiyi de, sevmeyi de,
hoşlanmayı da, bunu da yarattığını düşünüyorum. Her ne kadar böyle çok saf, temiz bir şekilde yaşanamasa da, günümüzde de bir insanı tutkuyla sevebilmenin, o insanı yani böyle şeysiz, beklentisiz, çıkarsız sevebilmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Aşk bence Leyla'nın mahallesinde geçerken heyecanlanmak, kalbinizin pır pır atmasıdır bence. Evet. Yani bu beşeri aşk olarak yani. Yani günümüzde yaşanan aşklar. Yani geçim kaygısı, işte ufak tefek anlaşmazlıklar, huzursuzluklar, bunlar aşkı yaralıyorlar tabii. Yaralıyor yani. Dolayısıyla günümüzün bu aşırı derecede dünya birleşmiş, aşırı derecede kapitalist yaşam, maddiyatçı yaşam maalesef her duygumuz olduğu gibi aşk duygumuzu da köreltiyor. Köreltiyor, öldürüyor. Bir haz dünyasında yaşamış gibi oluyoruz ve hazın belli bir şeysine ulaştıktan sonra artık yeni hazlar arama peşine düşüyor insanoğlu maalesef. Bir bakış açısı olarak böyle düşünüyorum. Ne değiştirdim? İnsanlar değiştirdim abi. Vallahi çok seçenek var da. Bana göre aşkın tarifi yok. Takılmaca, gezmece, eğlenme. Kimse birbirini sevdiği yok. Abone oluyoruz, beğeniyoruz, paylaşıyoruz. Ayrımcılığı. Herkes eşit olmasını isterdim herkese. Ben de ırkçılığı değiştirmek isterdim. Tarifi yok. Yani günümüzde aşk gerçekten aşk mıdır? Yok, değil. Değil, kesinlikle değil. Herkesin amacı farklı. Olay çok farklı yerlere çekiliyor aşk deyince. Bence de gerçek aşkın olmadığına inanıyorum ben. Yani şu dönemde, şu devirde yok. Bizim köyün yollarına çok bozuk. Bize ne kadar ölüp kalıyoruz. Evet. Sorun. Yollar çok bozuk, virajlı falan. Onları değiştirdim. Sıkıntı yaşıyorsunuz. Çok sıkıntı. Orayı değiştirdim ve dünya düzelecek mi? Dünya düzelecek mi? Yok, bizim köy düzelsin, dünya gerisi önemli değil. Aşkın tarifi. Vallahi abi hiç aşık olmadım. Bilmiyorum ben. Hiç aşık olmadın? Yok. Ben okuyor musun? Okuyorum abi. Kaçıncı sınıf? Lise 2. Lise 2'ye kadar hiç mi aşık olmadın? Ha. Olmadı. Saygı duyuyorum. O da olur. Liseden sonra olur. O zaman senden aşkın tarifini alamayacağız. Yok. Güzel soru. Biraz kafa karıştırıyor ama bu dünyada değiştirebileceğim bir şey olsaydı neyi değiştirdim? Klasik savaş mevzusuna girmeyeceğim. O zaten herkes onu ister. Ben daha çok hani insanların böyle daha çok telefona ya da internete kapılmasından ziyade daha sosyal bir şey isterdim. İnterneti sadece gerekli kapsamlarda kullanmak daha iyi olur. Çünkü bana göre internet örümcek ağ gibi. Çünkü sarıyor herkesi. İçine hapsediyor ve çıkmak çok zor. Bir nevi kötü alışkanlıklar bağlı oluyor ya, insanlar hani çıkamıyor işin içinden. O tarz gibi bir durum. Ben de bir internet bağımlısıyım. Onun farkındayım. Ama önüne geçemiyorum. Onu değiştirmek isterdim. Aşk insanların içinden çıkamadığı bir durumdur ve herkes genelde ilk hoşlandığı kişiye aşık oldum der. Aşkı insanlar tarif edemez, yaşayarak öğrenir. Yaşadığı durumdan zaten aşk olduğunu çıkartır. Mesela ben bir kişiye aşık olduğumu söyleyeyim. Mesela herkes herkesten hoşlanabilir ama bir kişiden aşık olduğunuzu şöyle anlarsınız. Hiç aklınızdan çıkmaz, rüyalarınıza girer ve ondan başkasını sevemezsiniz. Yani sadece hoşlanırsınız ama hiçbir zaman aklınızdan çıkmaz. İşte o kişiye aşık olmuşsunuzdur. Aşkın tarifini öyle söyleyeyim. O zaman like atıp abone oluyoruz. Evet. Beğenenler de sosyal medyadan paylaşabilirler. Dünyada tek bir şey değiştirmek istesem parayı kaldırırdım herhalde. Evet, parayı kaldırırım dedi. O zaman ne olurdu düşünüyorum. O zaman savaş çıkmaz mıydı? Ne bileyim yani, insanlardaki belki iktidar gücü, işte ne bileyim hani böyle para hırsı belki ortadan kalkardı diye düşünüyorum. İnsanlar daha mutlu, daha işte ferah bir şey olmazdı diye düşünüyorum ya. Hani bir şüphesi olmazdı. Hani eskiden mesela böyle köyde, insanlar köyde çok rahat yaşıyorlar diye düşünüyorum. Eskiden herkes yardımlaşırmış. Evet. Yardımlaşırım. Sen de yoksa ben de, ben de yoksa ben de. Şimdiki insanlar mesela şey bile, yan komşunu bile tanımıyorsun yani. Aşkı tarif edebilir miyiz? Aşkı tarif edemeyiz herhalde ya. Çünkü aşk yani hissedilebilir bir şey. Yani bu aşk aslında şöyle göreceli bir şey. Yani hani mesela elhamdülillah Müslümanız. Allah'a duyduğumuz aşkımız başka. Ya da işte karşı cinse duyduğumuz aşk da bambaşka bir şey. Hani bunu tarif edebilmek bir şansı olmadığını düşünüyorum aşkın. Yönetim şekli.
Neyi değiştirmek istedim? Zenginleri fakir, fakirleri zengin yapmak. Fakirin içemediği sütü, zenginin köpeği içiyorsa bana adaletten bahsetmeyin. Evet. Hayatımı. Hayatımı dedi. Hayatından memnun değil misin? Abi memnunum da yani şimdi mesela bazı şeyler oluyor, nasıl diyeyim. Yani ilkten yani hayatım dediğim Türkiye, yani Türkiye zaten bir hayattır. Yani ilkten abi Türkiye'nin yani eğitim düzenini abi ilkten değiştirmek isterdim en önde. Ardından abi... Ama tek bir şansın var. Tek bir şansın mı? Türkiye'nin abi genel, yani Türkiye'yi abi geliştirmek isterdim. Gerçek mi lan bu? Ne bileyim abi. İsminiz nedir? Kader. Karen. Karen Hanım. Çok güzel bir isim. İlk kez duydum. Tamam. Anlamı nedir? Alın yazgısı demek. Alın yazgısı. Bunu seyircimiz anladı. Abi ne diyorsun anlamıyorum ki. Dünyada tek bir şansınız olsa, tek bir şeyi değiştirebilseniz bu ne olurdu? İnsanları. Çünkü insanlar nankör, bir çıkarcı. Öyle. Ben aşkı kim hani beraber beraberce hani iki tarafında yaşadığı bir aşk tercih ederim. Karşılıklı olanı. Evet, karşılıklı. Peki, ve çıkarsız. Çıkarsız. Heh. Aradığımız cevap bu. Çıkarsız. Tek bir şey olsaydı adaleti getirirdim. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bütün insanlara eşit gözle bakardım. Eşit gözle, yani eşitliği getirirdin dünyaya. Aşk nedir, nasıl tarif kameraya edelim? Kameraya doğru böyle. Bunu ben cevaplayamam. Aşk tek bir kişiye esir düşmektir bence. Onu tarif etmek değil de yaşamak lazım işte yani. Evet. Erkekleri kız yapmak isterdim. Bizim yaşadığımız zorlukların aynısını onların da yaşaması için. Mesela bunu herkes için söylemiyorum tabii ki de. Hani tecavüz olayları zaten gündemde biliyorsunuz. Evet. Aynı şeyi onların yaşamalarını isterdim. Aynı verdikleri duyguları tatmalarını isterdim. Eşit bir dünya olmasını isterdim. Bununla ilgili çalışmaların yapılmasını isterdim. Herkesin eşit olduğu, aynı evlerde veya okullara gidildiği, sosyal ayrıcalıkların yapılmadığı bu gibi şeyler. Aşkın tarifi nasıl yapılır? Önce aşk olabilmesi için birbirlerine saygı, sevgi olması lazım. Saygı, sevgi olunca aşk da olur geriden. Bence aşk saygıdır ilk önce. Yani kıskanmak, sevmek, evet sevmek de tabii ki de kıskanmak da işin içinde vardır ama artık bir boyuta kadardır. Bence saygı birbiri eşliğinde, birbirine saygı duyarak yaşamasıdır bence. Abone oluyoruz. Abone oluyoruz. Barış olmasını dilerdim ya. Kötülüğü kaldırırdım direkt. Evet, bütün insanlar da bizi bulur kötülüğü kaldırırsak. Öyle düşünüyorum. Aşka inanmıyorum. Yok, seviyorum şu an, sevgilim de var ama aşka inanmıyorum ya. Gitmeyin, biraz yakına gelin. Aşka inanmıyorum. Ve herkes menfaatçı olmuş diye düşünüyorum. Önce sevgi de bitiyor, saygı da bitiyor. Zaten öncelik benim için saygı. Like atıyoruz. Abone olmayı unutmayınız. Dünya düzenini değiştirirdim. Dünyanın işleyiş sistemi çok yanlış işliyor. Evet. Savaşlar, insanlar ölüyor. Herkes birbirine düşman. Ben insanların ruhundaki karanlığı alırdım. Yani karakterlerini değiştirirdim hepsini. Aşk bir Türklüktür abi. Türklük bir aşktır bize sorarsan. Şimdi Türk olmak bir aşktır. Ya tamam, Kürt var, Laz var, Çerkez var ama millet olarak Türk'üz. Türklüğümüze aşkla bağlıyız, vatanımızı seviyoruz. Vatan için herkes ölüyor. Sağcı, solcu, Kürt, Türk, Laz demeden herkes vatanı için ölebiliyor. Bence aşk insanın kalbini, kapılarını tamamen açmasıdır bir kişiye. İnsanları, insanların düşüncelerini olurdu herhalde. Yani değiştirmeye çalışabilirdim. İnsanların kalbini, hani duymak istedikleri şeyleri değil de söylemek istedikleri şeyleri söyledikleri için. Hani çünkü neden biliyor musunuz? Hani o düşünceler değişirse insanların tavırları da değişir. Hayat da bir nevi düzelir gibi geliyor çünkü. Düşüncemiz evet. Aynı. Aşk, önce benim için sevmek, çok sevmek, sonra güvenmek, sonra da birbirlerine sabır etmek demek. Sadakat, güven, mutluluk, uzak mesafelere kadar dayanabilmek. Her şey yani bence. Hani hiçbir şey olmasa bence sevgi her şeyi kurtarır bu dünyada. Kanalımıza abone olmayı, aşağıdaki beğeni butonuna basmayı unutmuyoruz. Sorularımızı burada bitiriyoruz. Bizi izlemeye devam edin.